Atılan mermiler o kadar güçlüydü ki bakın bu demirleri bile paramparça etti. Hemen buradan gelen mermi bakın sınıf duvarlarına saplandı. Tam da o sırada yüzlerce öğrenci dersteydi. Çık çık. Çocukları çıkarsınlar. Çocukları al. Bir anda bir taraftan Rus savaş uçakları bombaladı, diğer taraftan da rejim ordusu havanlarla hedef aldı. Çocuk cıvıltıları yerini haykırışlara bıraktı. İşte bu okuldan geriye tahtada yazılı olan dersten kalan bu notlar. Şimdi de bir sınıftayım. Sınıf olduğunda işte görüyorsunuz eğitim alan çocuklar bu tahtada çalışıyorlardı öğretmenleriyle. Enkaz yığını. İşte uçaklardan atılan bombanın düştüğü yer. Burası çocukların okuduğu okulun yan duvarı. Camlar, çerçeveler inmiş durumda. Duvarlar çökmüş durumda. Ve burada, yani burada yerel halkın medrese dediği bu okulda bu bomba düştüğünde eğitim devam ediyordu. Ve sessizlik kaldı. Burası İdlib'e bağlı Tefteres kasabası. Rejim güçleri ve Rusya saldırmadan önce yaklaşık 60 bin nüfusu vardı. İşte okulun bahçesindeyim şu anda. Burada 60-70 bin nüfuslu kasabada, Derhezer'de binlerce de çocuk eğitim görüyordu. Dışarıdan çektim. Şimdi de içeriden görüyorsunuz. Atışların tamamen sınıflara isabet ettiğini, delik deşik okul. Ancak rejim ve Rusya ne kadın, ne çocuk, ne yaşlı dinledi. Sivillerin bulunduğu alanları yerle bir etti. İşte o saldırının hedefinde bu okulda vardı. TV100 muhabiri Burak Ersemiz okula girdi. Çektiği bu görüntüler dehşeti gözler önüne serdi. İşte bakın. Sıralar duruyor. Öbür sıralar, öbür sınıflarda kaldırılmış ama burada eğitim gören çocuklar canlarını bir kısmı zor kurtardı. Ne yazık ki çocuklardan yaralanan ve ölenler de oldu saldırılar sırasında.